Merhabalar. Pino, 7 yaş ve üzerindeki çocukların Arduino ile daha kolay bir şekilde kodlama yapabilmelerini sağlayan bir kontrol kartıdır. Bu videoda sizleri Pino ışık sensörüyle yani LDR ile tanıştıracağım. LDR ışığa bağımlı bir dirençtir ve ışığa karşı duyarlıdır. LDR ortamdaki ışık şiddetine bağlı olarak 0 ile 1023 arasında farklı değerler üretebilmektedir. Peki bu sensörümü Pino karta nasıl bağlayacağım? Sensör kartı üzerinde kırmızı renkte bir etiket bulunmaktadır. Yine Pino kart üzerinde kırmızı renkli kapılardan istediğim bir tanesine bağlantı kablosu yardımıyla sensörümü bağlayabilirim. Bağlantı kablosunu alıyorum. Hemen bir ucunu sensörüme, diğer ucunu ise Pino kart üzerindeki kapılardan istediğim bir tanesine bağlıyorum. Ben 7. kapıyı seçtim. Siz 7, 8, 9 veya 10 numaralı kapılardan bir tanesini seçebilirsiniz. USB kablomu alıyorum ve Pino kartımı bilgisayara bağlıyorum. USB kablomun bir ucunu bilgisayara, diğer ucunu ise Pino kartıma bağladım. Şimdi Pino'yu kodlayabilmek için bilgisayardan Emulo programını açıyorum. Pino ile ilgili kodlara erişebilmem için Pino eklentisini indirmem gerekiyor. Bu nedenle uzantılar menüsüne gidip uzantıları yönet diyorum. Arama kısmına Pino yazıyorum. Ve karşıma çıkan eklenti paketini indir diyorum. Hemen çarp ile çıkalım. Robotlar sekmesine Pino ile ilgili kodlarım geldi. Artık farklı bir eklentiye ihtiyaç duymadığım için uzantılardan diğer eklentileri kaldıralım. Kartlar menüsüne gelerek Arduino Nano seçili mi değil mi onu kontrol ediyorum. Sonrasında bağlam menüsünden seri portumu bağlamam gerekiyor. Burada çıkan COM değeri sizin bilgisayarınızda farklılık gösterebilir. Bu tamamen Pino kartı taktığınız portun adıyla alakalı. Ben COM 6'yı hemen seçtim. Evet, seri portum bağlandı. Tekrar bağlam menüsüne giderek aygıt yazılımı güncellemesi yapıyorum. Aygıt yazılımı güncellemesi mBlock yazılımının kartımızla haberleşmesini sağlar. Ayrıca kartımızda daha öncesinden kalan kodlar varsa bu kodları silerek kartımızı sıfırlar. Siz programı açtığınızda bu aygıt yazılımı güncellemesini bir kez yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra programdaki kodlardan ve bağlantılardan eminseniz ama hala bir sorun yaşıyorsanız yine aygıt yazılım güncellemesine başvurabilirsiniz. Yükleme bitti uyarısı geldiğinde kapat diyerek çıkış yapalım. Evet, şimdi sensörümün kodunu robotlar sekmesinden alacağım. Pino ışık sensörü değer oku kodunu aldım. Burada ilk dikkat etmem gereken Pino kart üzerinde hangi kapıya bağlantı yaptıysam kod üzerinde de o kapıyı seçmem. 7. kapıya bağlantı yapmıştım. Işık sensöründen değer okumasını kukla üzerinden yapacağım. Siz bir değişken oluşturup değişken üzerinden de okuma yapabilirsiniz. Hemen görünüm sekmesine gidiyorum. Merhaba de kod bloğunu aldım. İçerisine ışık sensörü değer oku kodunu yerleştiriyorum. Bu okumanın sürekli tekrarlanması için kontrol sekmesinden sürekli tekrarla kodunu aldım. Kollarınızı bir olaya bağlamak isterseniz olaylar sekmesinden bir olay seçebilirsiniz. Yeşil bayrak tıklandığında olayını aldım. Yeşil bayrak ikonuna tıklıyorum. Evet. LDR sensör kartımın üzerinde arka kısımda yer almaktadır. Işığa tuttuğumda değerler artıyor. Şöyle elimle kapattığımda ise değerler azalıyor. Evet, ışık sensörünün kullanımı bu şekilde. Sizler de ışık sensörünü kullanarak gece olduğunda kendiliğinden yanan bir gece lambası, gündüz otomatik olarak açılan bir perde sistemi gibi çok farklı projeler geliştirebilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.